Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Normalde bugün skeç çekecektik ama ekipte çalışan bazı arkadaşlarımız var, izin alamadılar. Biz de madem onlar gelemiyor, biz onların yanına gidelim dedik. Ekipte çalışan arkadaşlarımızı iş yerine ziyaret edeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ben yavaştan başlayayım. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün size günlük hayatta ne iş yaptığımı canlı canlı göstermeye çığlıktan yanıma geldi. Ben kasabım çocuk arkadaşlar. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Mersin Altınef'te Kocaeli Şubesi'nde çalışıyorum. Zırtmanla video çektiğimiz zamanlarda işim erken bitince hemen video çekmeye gidiyordum. Haberleştiriyor zırtmanla. Mesela bugün gece saat 11 mesai yaptım. Yarınki video için. Bugün bütün işini bitirip yarınki videoyu çekmek için. Konuda saat yok ama yine arasından böyle hem çalışıp hem videolara gitmek tempolu oluyor, zor oluyor ama seviyorum yani. YouTube'da video çekmeyi seviyorum, ekip olarak uyumluyuz. Ama ileriki zamanlarda tabi daha da iyi olursa mesleği bırakmak zorundayım. Ya YouTube'da benim için meslek, o da benim için bir iş gibi benim gözümde. Yepyeni skeçlerle her zaman karşınızda olacağız. Her zaman en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Rıdvan abi yanımıza geldi. Bugün yaptığımız iş hakkında size biraz bilgi vereceğiz. Daha önce dediğim gibi belediye şoförlüğü yapıyorum. Mersin'de belirli noktalarımız var. 500 adet kutumuz var. Giysi toplama kutusu, kullanılmış giysileri topluyoruz. İhtiyaç sahiplerine geri dönüşüme kazandırıyoruz. Saat 7'de iş başı yapıyorum. 5'te işim bitiyor. Video oldu mu Rıdvan abiyle iletişime geçiyoruz. Ya da bazen mesaiye kalıyorum, videoya da yetişemiyorum. Hani benim yüzümden çoğu zaman videolar da gecikiyor. Ama kanalımız inşallah biraz büyürse ben de öbür arkadaşlar gibi, Serhat abi gibi, Nasi gibi işi bırakmayı düşünüyorum. Ama sigortamı yaparsan işi bırakırım. Öyle 3 kuruşa 5 köfte yok. Takipte kalın. İşte işimizin zorluğunu görüyorsunuz. Biz yani bu şekilde işimizi bitirip gidip bir video çekmeye çalışıyoruz. Videolar gelmeye devam edecek. Ben de işime devam edeyim. Yoksa işten çıkartacaklar. Malum belediye işi. Aslında sana bir laf vardı. Usta hissedecek. Usta hissedecek. Nasıl?
çubuğunu beğenmedim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi YouTube dışında fırın işiyle geliyorum. Kendimi bildiğim yerine fırıncıyım. Günde 12 saat fırında çalıştıktan sonra siz değerli takipçilerimiz için YouTube işine atıldık. Güzel videolar çektiğimizi düşünüyoruz. Ama siz bize destek verirseniz daha iyi ve daha profesyonel bir şekilde videolara devam edecek. Fırın işi de devam edecek. Son olarak bugün bir tane takipçim, kardeşim, dostum Furkan Erkan'la tanıştım. Allah acil şifalar versin. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda tekrar karşınıza çıkmak dileğiyle. Hoşça kalın, huzurla kalın. Arkadaşlar ben Figüran Ömer, şişmanesini çıkar teknikleri götürüp bakkallara diziyorum. Sabah 5'te kalkıyorum, akşam 5'te işim bitiyor. İşim olmadı saatlerde. Duman abi beni videolara çağırıyor. Hepinizi seviyorum, sayıyorum. Arkadaşlar ben Harun Kevrek. Normal hayatımda sosyal medya ile ilgileniyorum. Şöyle firmalara destek sunuyorum. Yatarak sunuyorum. Masa başı çalışmayı sevmiyorum. Şöyle sevmiyorum. Bu tarz daha rahat geliyor. Daha önce bilgisayarcı olarak çalıştım. Ardından gazeteciliğe atıldım. Gazetecilik sonrasında da ekmeğin sosyal medyada olduğunu gördüğüm için sosyal medyaya giriş yaptım. Şanlıurfa'da bir firmam var. Firma ismini vermem sıkıntı olur mu? Verebilir miyim? Ver. Vereyim, ne olacak? Gapel Otomotiv var. Peugeot, Citroen, Opel. İstanbul'da Fapel Ocakbaşı var. Ondan sonra bir siyasi adayımız var, Esum Aslan. Onların işlerini yapıyorum. Yani sosyal medya işlerimi evde home office olarak hallediyorum. Ayrıca Rıdvan Kevrek kanalı için de Urfa, Mersin, İstanbul arasında mekik dokuyorum. Rıdvan'ın kanalının montaj ve sosyal medya işlerini yürütüyorum. Rıdvan'ın adı zaten, akrabalık bağımız var. Hala dayı çocuklarıyız. Bu kadar. Bu arada şeye de gireyim. Saçı şu şekilde kazıttık. Saçı kazıtma sebebi daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Uzun saçım vardı. Saçı kazıtma sebebim kafamda yara çıktı. Yaradan dolayı kazıtmak zorunda kaldım. Şu anda tedavisine devam ediyorum. Ha, videolarda da zaman zaman olacağız. Bu arada Murat var yanımızda. Murat'ı niye konuşturmuyorsun? İşsiz mi? Çalışanları geziyoruz. Ben çalışıyorum ama değil, şu an kısa bir mola verdim çalışmadan. 2 senelik ne molası verdin? Şu an kısa bir süre çalışmıyorum. Normalde restoranda çalışıyorum. Aş yardımcısı ya da aşçı olarak. Videoları seviyorum mu? Videoları seviyorum ama fazla oynamak istemiyorum. Niye? Kabiliyetim olmadığı için oynamak istemiyorum. Açı başı memo. Bana çevir abi, ben de Murat hakkında konuşayım. Arkadaşlar şöyle bir şey var Murat'la ilgili. Murat benim gözümde bizde, yani ekipte en iyilerden bir tanesi değil, biridir. Beni övme. En iyilerden bir tanesidir. Biridir. Murat'ın hatası biraz utangaç. Mesela örnek görüyorum, son bir repliği vardı. Bir değişiklik olsun diyordu. Ama mesela şu anda kamera gene seni görmüyor. Söyle abi, yüzünü... Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya. Buradaki sesiyle videodaki sesi çok fazla farklı. Yani Murat normalde hakikaten ekibin neşe kaynağı. Olur da kendini bir aşarsa, kamera önünde gösterirse gerçek anlamda iyi yerlere geleceğine inandığım tek kişi. Kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun. Ya pardon, ben bütün paramı dolara çevireceğim de. Sebep? Sana ne kardeşim? Dolar 1.40'dan 1.20'ye düştü. Düşmeye de devam edecek. Yazık olur parana. Sana ne kardeşim? Al çevirsene bütün paramı dolara. Bana niye veriyorsun ki sen parayı? Lan burası dövizci değil mi? Yok abi. Berberim ben. Dövizci yan tarafta. He pardon. Senin sesin bana hiç yabancı gelmiyor. Senin doktorundum ben Rahmi abi. Hobi olarak müteahhitlik yapıyordum ya. Ek olarak da berberliğe başladım. Ne yapayım? Yetmiyor ki. Tolga Çetinkaya ben. 38 yaşındayım. Erkek kuaförlüğü yapıyorum 25 yıldır. Ara ara Rıdvanların videolarına dahil oluyorum zaman buldukça. Yani güzel, zevkli geçiyor. Amatör olarak bu işi yapıyoruz. Güzel zamanlar geçiyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz. Komik anılarımız oluyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, çalışan arkadaşlarımızın yanına tek tek gittik. Gidemediğimiz arkadaşlar da oldu. Onlar da kendi evlerinden videolarını attı. Yani bugün video çekememizin sebebi tamamen arkadaşların çalışmasıydı. Allah'ın izniyle yarın çok iyi bir videoyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay yap. Bir de bay bay yap. Öpücük at. Öpücük at. Sen ne yap?